Cennet mekan Sultan II. Abdülhamid'in hayali gerçek oluyor. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yolun birinci ayağı Ordu-Sivas yolunda ilk aşama tamam. Yolun tamamının önümüzdeki yıl sonunda bitmesi hedefleniyor. Sultan Abdülhamid Han'ın 135 yıllık hayali gerçek oldu. Sultan Abdülhamid'in rüyası diye biliniyor burası. Fransız mühendisler burada inceleme yapmış ve projelendirmiş. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayacak yolun ilk bölümü Ordu-Sivas yolunun birinci aşaması hummalı çalışmalar sonucu tamamlandı. Aslında bu yol Sultan II. Abdülhamit'in rüyasıydı. Projesini 1880'de Fransız mühendislere çizdirdi. Ancak savaşlar ve çeşitli sebeplerle yapımına başlanamadı. Yol için ikinci kez girişimde bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes oldu. Ancak bu kez de NATO engeliyle karşılaşıldı. NATO, Sovyet tanklarının bu yolla Akdeniz'e ulaşacağı iddiasıyla yolun yapımına engel oldu. Rus işgali olabilir, işte bu yıl komünizm gelir. 6 ay içinde Ruslar işgal eder gibi böyle paranoya içerisinde yaşatıldığımız bir dönemler oldu bizim. İkinci Abdülhamit'in o hayali sonunda gerçeğe dönüşüyor. Sert ve engebeli coğrafyanın zorlu şartlarına rağmen Türk mühendisler dağları delerek yolun ilk aşamasını tamamlamayı başardı. Birinci etabı bitti. İkinci etabı bu yıl bitecek inşallah. Üçüncü etabı da önümüzdeki sene tamamlanacak. Mesudiye üzerinden Koyulhisar, Sivas ve oradan işte Kayseri, ta Adana'ya kadar gidecek. Osmaniye, Adana. Adana'ya geldi mi zaten Antep tarafı, Kap tarafı ve Akdeniz tarafı. Ordu-Sivas yolunun 15 kilometrelik bölümü ulaşıma tamamen açıldı. Bu bölümde toplam uzunluğu 2267 metre olan tünellerle 333 metre uzunluğunda ve 500 metre yüksekliğinde viyadük bulunuyor. Toplam 88 kilometreden oluşacak yol tamamlandığında güzergahta toplam uzunluğu 15 kilometre olan 25 tünel bulunacak. Bu sene kış biraz sert geçiyor. Doğuda kar